Bakalım altını kazanabilecekler mi? Biliyorsunuz ki bakalım. İlişki testim var her gün. Ve soruları doğru cevaplayan çiftime burada... Dararın, dararın. Bunun sahibi ben olacağım mı? İnşallah. Çok istiyorum. Buse'yi de çok istemiştim. Olmadı. İnşallah Zeynep ve eşi Ferdi bugün altını alırlar. Şimdi sorularım hazır. Ferdi'yi arayalım mı? Arayalım. Damat! Önce kendimi şarj etmek istiyorum. Eşimle daha enerji konuşmak için. Ben böyle bir gelin hayatımda görmedim. Canım ilk ve tekim diyorum ya. Teknolojik gelin. İzninizle arıyorum. Hoparlör alıyorum. Alo. Efendim canım. Hoparlördesin hayatım. Efendim. İlişki testi için sizi Ezgi Hanım'a veriyorum. Sizi. Yan beynim yandı. Müsait mi kendisi? Müsaitsin değil mi? Müsaitim canım, müsaitim. Tamam, buyurun. Alo Ferdi. Efendim. Kardeşim nasılsın? Sağ olun, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Allah mutlu mesut etsin. Huzur sağ içinde evinizde oturun. Çok güzel eviniz. Çok teşekkür ederim. Şimdi ilişki testimiz var bizim yarışmamızda. Altını koydum yakınına. Eşinin yakınına altını bıraktım ve ilk sorumu soruyorum. Şimdi aynı anda soracağım Ferdi. Sonra sesini kısacağım telefonun. İlk cevabı eşinden, Zeynep'ten alacağım. Sonra senden alacağım. Anlaştık mı? Evet. Gelinler bir moral alkışı istiyorum lütfen. Ve ilk sorumu soruyorum. Zeynep'ciğim, annen damada elini öpmediği için rahatsız olduğunu söylese ne yaparsın diye soruyorum. A şıkkı, eşine öpmesini söylersin. B, hiçbir şey yapmam. C şıkkı, ben de onun annesinin elini öpmem diyorsun. Sessize alıyorum. Benim eşim bu konularda çok saygılıdır. O yüzden böyle bir şey yapmaz ama yine de yaparsa A şıkkı. Hangisi? Eşim ne öpmesini söylersin. Evet. Ferdi ne cevap vermiş olabilir Zeynep? A demiştir ya. Eşine öpmesini söylersin. Doğru, alkış geldi. İlk soru doğru. Çok güzel. Hemen ikinci soruyu soruyorum. Zeynep'ciğim, hafta sonu Ferdi sana sürpriz olarak yurt dışına tatil bileti aldı. Nereye alır? A Fransa, B İtalya, C Japonya, D Norveç. Alsaydı o köye giderdi ama daha sessiz, sakin, orman yeri diyerekten Malta diyorum ya. Malta nerede? Fransa, İtalya, Japonya, Norveç. Aa bir dakika. Benim beyin niye gitti? Bir daha alabilir miyim? Şarjın niye? Yetersiz. Evet, takamadım. Fransa mı bilet alır, İtalya'ya mı alır, Japonya mı, Norveç mi? Bir Malta'ya gidesin var senin, anladın. Ay evet ya, var beni gönderse Norveç diyeyim ya. Norveç. Evet. Evet Ferdi, hangi cevabı vermiş olabilir? Fransa, İtalya, Japonya ve Norveç. Nereye almış olabilirsin? Fransa demiştim. Norveç dedi, o da emin olamadı zaten. Bir Malta dedi, bir şeyler dedi, öyle bir şık yok. Bir gidesi var Malta, aklında olsun. İnşallah nasip olur. Üçüncü soru geliyor. Ferdi en çok neden nefret eder? A. Ağız şapırdatmak. B. Ayak ayak üstüne atmak. C. Yüksek sesle konuşmak. D. Sakız çiğnemek. Kesinlikle A. Ağız şapırdatmak. Evet. Acaba ne dedi? Ağız şapırdatılmasından. Evet, alkış. Doğru cevap. Ve diğer soru. Zeynep'ciğim, eşin Ferdi'nin gizli gizli telefon mesajlarını okuduğunu öğrensen nasıl tepki verirsin? Bir şey demem ya. Bakabilir. Bakabilir. Evet. Sen bakar mısın? Ben gizli, saklı, o her türlü bakarım. Ferdi nasıl tepki verir Zeynep? Sadece neye baktığım soru herhalde. Fazla tepki göstereceğini sanmıyorum ya. Doğru cevap. Ve diğer sorum. Zeynep'ciğim, kayınvaliden sizde kalıyor. Ev düzenini kendi rahatına göre değiştiriyor. Ne yaparsın? Ya ben hoşlanmasam bile hiçbir şey söylemem. Kaynanam değiştirsin, bir şey olmaz. Canım benim. Ne yapar Zeynep, Ferdi? Saygıda hürmet etmez ya. Bir şey demez mi? Diyeceğini sanmıyorum. Sonuçta hem benim annem yani... hem bana saygısından hem anneme saygısından etmez. Etmez, güzel. Dememeli dedi. Zaten o da öyle söyledi. Zeynep'ciğim, eşin Ferdi emekli olunca nerede yaşamak ister? Ay evlendiğimizden beri her ay gittiğimiz yere tabii ki de. Karabük. Evet, sorunun cevabını alalım. Ferdi emekli olunca nerede yaşamak istiyorsun? Tabii ki de köyümde, Safranbolu'da. Ya toprağım. Memleketim güzeldir. Tabii
Ailene sevgiler, saygılar. Gerçekten. Selam olsun memleketime, Safranbolu'ya, eşe, dost, akrabaya, herkese. Herkesin memleketi. Dış ses, durum nedir? Bir yanlış cevap var Ezgi Hanım. Gelinimiz bir şansı daha hak ediyor. Gelinler, ortak bir soru. Bunu da bilirlerse eğer altını kazanacaklar. Bilemezlerse maalesef kazanamayacaklar. Bir soru, aklınıza hangi soru geliyor? Ezgi Hanım, ilk buluştuklarında Zeynep'in üstünde hangi kıyafet olduğunu bilebilecek mi? Onu soralım. Güzel soru, soralım bunu. Ferdi, sorum şu. Gelinler dediler ki daha doğrusu. İlk buluştuğunuz zaman Zeynep'in üzerinde hangi kıyafet vardı? Siyah kareli, böyle siyahlı beyazlı bir elbisem vardı. Bakalım bilecek mi? Cevabı alalım Ferdi. Kareli elbisesi vardı, siyah beyaz. Yalkış! Altın size geliyor. Benden geline. Ferdi'ye bir altın. Teşekkür ederim. Zannedenle sağlıkla, afiyetle canım kardeşim. Çok teşekkür ederiz. Canım, görüşmek üzere. Kolay gelsin. İş yerindesin. İşin gücün rast gitsin. Hoşça kal. Çok Allah razı olsun. Canım kardeşim. Ay çok mutlu oldum. Verdim altına. Dün verememiştim, çok üzülmüştüm. Altınla bitmiyor tabii ki. Biliyorsunuz ki büyük ödülüm 100.000 lira. Böyle dolu dolu söyleyince çok mutlu oluyorum. Yani herkes istediğini yapabilsin istiyorum. Umre'ye gitmek istiyor eşiyle. Allah'ım nasip etsin inşallah. Herkesin kendine göre çok özel düşünceleri var 100.000 lirayla ilgili. Zaten altını da veriyorum. İnşallah bu hamarat hamuru açabilirseniz vereceğim birinize. Ödülümü, haftalık ödül oyunum da var. Şimdi puanlamayla devam edelim mi altında verdiğimize göre? Bakalım Zeynep gelin günün sonunda diğer gelinlerden kaçar puan alacak? Sırada puanlama.